dostlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 18.41'i gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi. Bizim için yoğun bir gün oldu. LoL oyununda bazı etkinlikler falan vardı. Onlara katıldık. Onların hepsini anlatacağız. Hızlı bir boş muhabbetler videomuzla karşınızdayız. Hemen stepinden yürüyüşümüzü başlatalım. Bugün biraz geç kaldık. Yemeğimizi de yemedik. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yorulacağız ve acıkacağız, geleceğiz. Sonra da bir yiyeceğiz. İyi olmaz ama bugün öyle oldu. Sizler yemeği yedikten sonra çıkınız. Üstüne bir de çay içeriz. Değmeyin keyfimize. Superwalk uygulamamızı da başlatalım. Superwalk'ta bir etkinlik var dostlar. Birçoğunuz oyunu indirdi. Ayakkabı alanlar var biliyorum. Bu etkinliğe katılın. Çok büyük bir ödül değil ama neden olmasın? Şeyleri paylaşıyorsunuz, kazançlarınızı. Günlük yürüyüş ekranı var ya bunun. Historisinde, record'da. Hatta şunu bir başlatalım önce. Onu anlatırım ben size. Kısa bir video yapıveririz isterseniz. Hatta ben onun Twitter'dan paylaştım. Ekibin tweet hesabından da, oyunun Twitter hesabından da, resmi hesabından da bize işte Türkçe'ye çevirdiğin için ve paylaştığın için teşekkür ederiz falan deyip retweetlemişler, beğenmişler. O da güzel oldu yani. Şöyle bakın. Onu da paylaştım sizinle. Tamam. Güzel. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Tabii çekiliş üzerinden bir etkinlik ama alabilirsek bir şeyler alırız. Hem biz de alırsak bir ödül de veririz. Günlük yürüyüşünü paylaşıyorum. Bir hashtagler var. Bir de form var. Formu dolduruyorsun. Günlük 25 gün boyunca yapabiliyorsun ve ona göre bir hesabı çıkıyor. Ondan sonrası da çekiliş mi oluyor? Tam orayı ben de hatırlamıyorum. Onun ayrı bir kısa videosunu yaparım beraber. Zaten ben bir tane örnek tweet atarım. Ve formu da gösteririm size. Formda Twitter adresini falan soruyor işte. Ve onları yazıyorsun. Twitter şeyini... uygulamadaki cüzdanını atıyorsun ve o şekilde etkinliğe katılıyorsun. Güzel bir etkinlik. Bununla etkinlikleri oluyor. Ben birkaç tanesine katıldım. Çıkmadı bana. Çekiliş usulüydü benim katıldıklarım. Onları da size yavaş yavaş anlatacağım. Uygulamada da fena gitmiyoruz. Fiyatlar stabil gidiyor. Kazançlarımız iyi gidiyor. Mintleme yaptık. Onun videosunu yaptık. Ayakkabı enerjilerini, yıpranmasını, birçok şeyin temelde ihtiyacınız olan seviye yükseltme maliyetlerini attım. Hem Twitter'da tablo olarak var hem de YouTube'da video olarak var. Onlara bir bakarsınız. Tamam, güzel. Ne çabuk bu enerji şey verdi bize ya. Hızlı mı gittik? Tamam. Bunu da geçtik. Step'ini de başlattık. Aura hata ekranına girebiliyor. Ondan hemen bir bakalım. Dostlar, ben bunda sabah enerji doldurmayı unutmuşum. Daha doğrusu akşamdan falan unutmuşum. Sabaha enerjisiz girmişim. Enerjisiz girdiğim zaman, gazdan bahsediyorum, şey yapmıyor, ödeme alamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Ve mesela ben alamadım ya, benimki dağıtılıyor başka kişilere. Böyle birçok kişi almayı unutursa, ki unutacaktır gazını doldurmayı, kazancınız artabilir. O yüzden küçümsemeyin rakamları. Girin, gazınızı doldurun, alın. Akşam doldursanız sabah enerjiniz bitmiş olmaz. Çünkü 24 saatte bir bitiyor. Yoğun insanlar vardır, ne bileyim, unuturlar. O anda müsait değildirler falan. O yüzden kazancınız biraz daha artabilir bu şekilde. Başka değişen bir şey yok. Jeneratörler çalışıyor. Gazını doldurup devam ediyoruz. Benim şimdi mesela bugün 0. Yarınki boş muhabbetlerde bir bakalım kaç olacak. Meta AVR'leri de azar azar çekiyoruz. 500 limiti var. Sonra da onları satarız ya da bir şeyler yaparız işte. Tamam, sen bir çık hayatımızdan. Başka? Hemen Legend'la devam edelim. Legend of Constellation'da bugün ne vardı? Bir tane video yaptım ve ben Draco'ların hepsini almış oldum o videoyla. Ayrıca Cassiopeia'nın da hepsini almıştık zaten. Demek ki biz Cassiopeia ve Draco'nun hepsini, bütün karakterlerini, bütün yıldızlarını almış olduk. 500 kaç oldu artık kazancımızı ben de bilmiyorum. 540 mı? Öyle bir rakamda toplam kazancımız oldu. Tabi aşağıdakiler azar azar ölecek. Ama ilk ölenlerin kazancı çok daha az olacak. Yani kaybımız çok fazla olmaz. Biz bir süre daha 500 doların üzerinde günlük, evet günlük, yanlış duymadınız, kazanmaya devam edeceğiz dostlar. Çok gelebilir. Videoyu ilk defa izleyen birçok kişi oluyor. 500 dolar günlük çok değil mi diyeceklerdir. Evet çok, ama yatırımlarımız da fena değil. Bu oyunun bir sürü videosunu yaptık dostlar. İzlemediyseniz, ilk defa izliyorsanız onlara bakabilirsiniz. Özetle bu oyunda şunu söyleyeyim. Aşağıdaki açıklamalardan oyuna kayıt olup indiriyorsun. Sonra Telegram grubumuza katılıyorsun. Telegram'dan da kazandırıyoruz. Mesela sohbet yaptık dün. Dün mü yapmıştık? Bakın, bu arkadaşlarımız bizim referansımız değilmiş. Ödül bana niye gelmedi diye merak edenler varsa, bir 4-5-6 kişi var burada. Toplamda da 48 kişi falandı. Demek ki 40'ın üzerinde kişiye biz 5 lok, 4 lok dedik ama 5 lok gönderebildik. Yani ekip tarafından gönderiliyor bu para.
5.035'ten çarpın işte. Fena bir rakam değil. $1.5'dan fazla yapıyor. Evet. Burada hiç yatırım olmayan adama kazanç yöntemleri var. Bakın haftada gelip bir kere sohbete katılsa adam tamamdır, oradan kazanabilir. Bazı etkinlikler var. Birçok takipçimize bedavadan karakter sahibi yaptık. Adamlar yatırımlarını arttırdı ve kazançları arttı. Bugün başka bir etkinlikte Drakon'un airdrop'u vardı. 10, 11 ve 12 levelleri olanlar için şu muydu? Videosunu yaptık, paylaştık. Nasıl başvurduğumuzu ve ne kadar aldığımızı da gösterdik. Ne kadar aldık ben de hatırlamıyorum. 600 civarı bir şey mi aldık? Videodan bir bakabilirsiniz. Tam oyuna girdik. Herkes de bu böyle olmuş. Saat 15'te hazırdık. Başvurduk ve ben 12'ye ilk önce başvurdum. En yüksek o verdiği için. 12'den aldım. Sonra 11 ve 10'a başvuracakken oyun dondu. Sanırım çok fazla yüklenme oldu bir anda. Birçok kişide de böyle olmuş. Herkes herhalde çoğunluk birer tane alabilmiş. Mesela 10'dan almış. 11'den almış bazıları. Ama hiç alamadık diyenler de var. Onlar biraz geç kaldılar herhalde dostlar. Genelde zamanında başvuranlara en az bir tane kutuya başvurabilmiş diye gördüm ben. Bana da birçok arkadaşımız yazdı. Sonuçta havadan gelen bir paraydı. Airdrop adı üstünde. Bizim 10.000'i geçti. Bakalım orada şey yazıyor. 9.900 maksimum alınabilir diyor. Biz 10.000'i geçtik gibi gözüküyor. Önemli değil, 10.000, 10.500 falan fark etmez. Havadan gelen bir para. Şu anki değerinden satabilsek, bunları satamıyoruz. Token listelenince satabileceğiz. Şu anki değerinden mesela satsak $3.500 civarı bir şey yapacak ki havadan geldi. Biz zaten böyle bir şey beklemiyorduk. Buna benzer etkinlikleri olursa ben bilgilendiriyorum dostlar. O yüzden gruba katılmanız önemli. Bizim ikinci, üçüncü level takipçilerimiz de bu sohbetlerden para kazanabiliyor. Ama gördüğünüz gibi ekip benim davetim olmayan hemen görüyor. Bu arkadaşlar artık takip etsinler ve diğer şeylerde yazmasınlar. Sürekli adamlara yazıp iş yükü oluşturmayalım. Sizi sonra gruptan çıkarmamızı isteyebilirler. Tamam. Başka? Drakoların hepsini aldık. Kasiopyaların hepsini aldık. $500 üzerinde kazancımız var dedik. Başka? Onu da alım videosunu da yaptık. Airdrop videosunu da yaptık. Lokta iyi gidiyoruz dostlar. Başka? Şeyler bitiyor. Ona dikkat edin. Drako 9 kampanyası bitiyor. O yüzden ben biraz da şeyleri üst üste aldım yani. Acele ettik biraz ama iyi oldu. Kampanyalar bitmeden şeyleri aldık. 9'a Drako 9 bitiyor. Artı 5 artı 5 şey var ya, $15'lık kampanya. O da bitiyor. Ama Drako 6 devam ediyor. Drako 6'nın kampanyası neydi? Ne kadar kişi alırsa ona göre iaden değişiyordu. Biz de o sayıyı bilemediğimize göre Drako 6'yı alabilirsiniz. Bir miktar iade umarız gelir. Bazen de full iade olanlar da oldu. $72 geri aldılar. Ne kadar hızlı gittik be. 2x'te izliyorsunuz değil mi arkadaşlar videoları? Takır 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 takır. Ben kendimi dinledim. Anlıyorum. Ben zaten bütün videolarda 2x'te izliyorum. Tamam. Bu anlaşıldı. Çıkıyorum bundan. Bunun çekilişlerini yapacağız dostlar. Bir sürü karakter aldık. Kuyruklarını düzeltmezsek olmaz değil mi? Bundan sonra bu hafta biraz yoğun geçti. Çekiliş haftası. Yani çekiliş haftası değil de çekilişlerin yoğun olduğu bir hafta olacak bizim için. Genel grubumuz da var. Şu postmodern. Bunda da kullandığımız bütün uygulamaları, borsayı, temettüyü, halka arzları, başka Vulcan, Stepn gibi, Super Vault gibi bir sürü uygulama kullanıyoruz. Burada da çekilişler yapacağım. Şu log grubunda olup diğer genel grubumuzda olmayan arkadaşlarımız genel grubumuza da katılsın. O çekilişlerde de bir şart aramayacağım. Onları boşuna kaçırmayın. Tamam ulan çık hadi artık hayatımızdan dedik. Gelelim Vulcan'a. Ey Vulcan. Sıralamayı bozduk mu ya? Eskiden önce Vulcan'ı söylüyorduk. Hatta Aurora ile başlıyorduk ama neyse, Aurora biraz şey oldu. Kazançlar azaldı. Kazanç grafiğine göre başlamamız lazım aslında. O zaman ilk log'dan başlamamız lazım. $500 günlük kazanıyoruz dostlar. Şaka gibi ya. 500 bir Türk usulü hesaplama yapalım mı? Kaç para kazancımız var? Ona ayrı bir video yapalım ya da. Çünkü büyük ihtimalle insanlar böyle ilk kez gördüğünüz videolar vardır YouTube'da falan. İnanmazsınız ya. Gerçekten de inanmamakta haklısınızdır. Çoğu yalan yanlıştır çünkü. Zaten o kişiyi de kendisi almaz etmez. Abi şunu alırsam böyle kazanırsın falan der. Biz gördüğünüz gibi dostlar log oyununda takır takır giriyoruz. Canlı canlı alıyoruz. Hızlı gittik. Hem konuşmalarda hızlı gittik hem de hızlı mı yürüyorum ben acaba? Biraz sakinleşelim, biraz yavaşlayalım. Aç karnı olmanın şeyi mi bu ya? Şey olduğu zaman daha bir böyle sanki ağır oluyorduk. Soluk soluğa kalıyorduk falan. Bilmiyorum, belki de aç karnına mı yürümek iyi. Ama şimdi acıkacağım, eve gideceğim, camış gibi yiyeceğim. O da iyi değil. Üstüne çay içeceğiz. Sonra uyku basacak falan. Neyse dostlar, bugün böyle oldu. Güzel oldu bence.
Şimdi gelelim biz Vulcan'a. Vulcan'da yeni ligimiz geldikten sonra bazı arkadaşlarımız işte yorumlarda belirtmişler. Ben sormuştum. Dostlar benim kazançlar azaldı gibi. Sizde bir değişiklik var mı diye. Çoğunlukta bir değişiklik olmamış. Demek ki Vulcan ey ambassador olarak acaba bize mi bir yamuk yaptı? Yok öyle bir şey olmaz. Ama şans yani bazen kutular az gelebilir. Bazen çok gelebilir. Bakalım yarın ne verecek. Normalde 3000'in üzerinde alıyorduk. Birazcık azaldı. Tabi şey 8'leri falan da sattık ya. Kutu sayımız da azaldı. Onlar kısmen etkili olabilir. Bütün elemanları takımlara tek tek gönderiyoruz ki Athletic modda. Ve günün sonunda topluyoruz. Kazanç çok fazla değil ama kazanma yöntemi hoşuma gidiyor. Gönderiyorum, alıyorum. Bitti. PvP rankım düşmeyecek kadar yapıyorum. Rankım düştü mü bu arada bir bakalım. Düşmemiş, güzel. 10 yukarıdan görebiliyorum onu. Şuradan. Günlük 20 yarışmayı tutturuyorum. O kadar. Bitti. En düşük ligde yarıştırıyorum. Bakın level 8'imiz boşalmış. 5. lig. 4. ligde 3 tane elemanım var. Onlarla yarıştırıyorum. O kadar. 10 çilek harcıyorum yarışma başına. İyice azalırsa da bir 100.000 çilek yapıştırırız. Oradan devam. Sayıları da biraz daha azaltsak mı acaba? Kaç tane varmış? Level 10. 32 tane. Level 12 ve 13 kaç tane varmış? Ona bir bakalım. Bir süredir Vulcan'a aslında çok odaklanmadık. 15 tane de onlardan varmış. 12 ve 13'lerden. Nadir olanlar var falan burada. Aslında burada bir temizlik yapsak, bir hesap kitap yapsak. Çoğaltalım mı, satalım mı, azaltalım mı? Bir şeyler yapalım. Dostlar ne yapalım? Yorumlarda bir belirtin bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz veya? Satış slotumuz 5'e çıktı. O yüzden satmak almak noktasında biraz daha esnek davranabiliriz. Eskiden korkuyorduk. Alsak satamayız falan diye. 5 tane bir koydum mu? Rahatlarsın yani birden satılır. Yine sattıktan sonra 2 gün bekliyorsun tabii ki. Başka Vulcan'da bir şey yok. Çarkları çeviriyoruz. Yarışmalara gönderiyoruz. Bizim şeyimiz kaç tane olmuş? Zamazingo'muz 68 tane. Bunlar az veriyor. Şurada Cruise Game'i oyunlarını görebiliyormuşuz dostlar. Ona çok dikkat etmedik. Ben zaten oyunlar oynamıyorum da. İşte Vulcan'ın hangi oyun Vulcan'ın resmi bir sayfadan görmek istiyorsanız buraya geldiğiniz zaman burada oyunları görebiliyorsunuz. Şöyle Vulcan Runner, Vulcan Blocks, Mini Theft Auto, Vulcan Blast, bu da henüz aktif değil. Vulcan Merch diye bir şey geliyor falan filan. Buradan da böyle bir bakabilirsiniz. Çok önemli mi bilmiyorum. Siz oyunları oynuyor musunuz dostlar, bu oyunları? Buradan da bir şey alabilirsin diyor. Hani sandık menüsüne koymuş ya. Oradan da bir şeyler gelebilir diyor. Neyse biz turnuvalarda ne durumdayız? Bugün ben ilk sandığı açtım sanırım, evet. Doğru düzgün bir şey çıkmıyor zaten. İkinci, üçüncü. İkinciyi de açtık. Zaman zaman açtık. Ondan da pek bir şey çıktığını görmedik. Üçüncüyü de açmadık. Çünkü 50 bir yapacaksın. Birinciyi açmak için. 150 bir daha yapacaksın. Şuradan bahsediyorum. Sonra 350 bir daha yapacaksın. Zaten kurtarmaz diye düşünüyorum. Evet. Vulcan'da başka bir şey var mı? Pazar fiyatlarına bir bakalım mı? Yoksa bakalım. Market fiyatlarından 14'ler kaç oldu aslında? Merak ediyorum. Pardon, ne yaptık biz? 14-15. Ucuzladı mı acaba fiyatlar? En ucuz 14'te rare çıkıyor. Allah Allah. Nasıl oluyor? Sonra 14'te common var. Acaba bu rare ucuz mu kaldı burada? 9999. Bu kaçmış? 10.999. 1000 Vulcan fark var arada ve bu hayvanımız nadir bir hayvan. Yine alacağız, başımıza bela edeceğiz. Bu common olduğu halde daha pahalı. Bu uncommon olduğu halde daha da pahalı. Çok ilginç. Alsak satabilir miyiz acaba 9.990'a? Neyse, paramız da herhalde yok zaten. Gerek yok. Nadirmiş. Aslında güzelmiş. Neyse, siz bir bakın dostlar fiyatlara. Ya da bir süre inceleyelim. Bu zaten çok uygun olsaydı. Gerçi çoğu insan bakmıyordur belki. Bizi aşıyor diye düşünüyor olabilir. Çoğu kullanıcı için. Üst level bir şey bu. Fiyatlar böyle ucuz denk getirilip alınabilir ama satılabilir mi? Yani sonuçta common var, uncommon var. Bunların üstünde bir yere koysam bile hemen satılması lazım ama aşağıdaki liglerdeki kadar hızlı bir gidiş olmayabilir. Adam 6'yı 7'yi her türlü alıyor ama buraya 10.000 Vulcan verir mi? 80 dolar yapıyor aslında, çok da değil. Kazancına bakarsan bundan hayvan gibi şey gelir. Kutular gelir. Neyse, bir değerlendirelim. Şu an ani karar vermeye gerek yok. Başka Vulcan'da bir gelişme yok dostlar. Fiyatlarına en son bir bakarız.
Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Geç ulan sen de diyoruz. Şu da geçsin. Daha yürüyüşümüze çok var dostlar ya. Şunu Super Walk'un arkasına atalım. Evet, şöyle. Biraz rüzgar var. İdare edin. Hemen hızlı bitirelim. Volkan'a da bahsettik. Piyasalara da bakalım. Güzel. 15-20 dakikaya artık sığdırıyoruz videoları. Ha? Çünkü çok fazla detaya girmiyoruz. Lok oyununu anlatsan 2 saat anlatırsın. Volkan'ı anlatsan anlatırsın. Step'ini anlatsan anlatırsın. Süper Volk'tan daha kısa kısa içerikler yine yapacağız dostlar. Bir oynatma listesi yaptım. İşte orada maliyet hesaplamaları yapacağım. Mesela mintleme nasıl bir işlem? Karlı bir işlem mi? Kaçtan alırsak, kaça satarsak falan. Bir de enerji konusu çok iyi anlaşılmamış herhalde. Enerji konusunun üzerinde bir daha duralım. Çünkü bir sistem kurmak istiyorsunuz ve hangi kaç tane ayakkabı alırsam ne olur? Aslında tablo anlaşılır ama anlamayanlar olmuş onu. Onu bir daha anlatacağız. Değişime göre yüzde sırala diyelim. GST'miz pozitif gidiyor. GST'de şey demişken step'inde dostlar şey yapacağım. Resilience 2'leri aldım. Bir birleştirme yani upgrade olayı deneyeceğim. 12 tane falan var herhalde. Kaç tane vardı hatırlamıyorum. 4-5 tane yükseltme işlemi yapıp onu ayrı bir kısa video olarak yapacağım ve rainbow düşürmeye çalışacağız. Hem de olasılıkları görelim. Kaç tane yaptık? Kaç tane level 3 düşürebildik veya düşüremedik? Onu da merak edenler varsa izleyebilir. GMT ve GST pozitif. 15. Meta AVR çok işimiz yok. Onları elimizdekileri bir satalım. Bayağı da var herhalde elimizde ama çok bir değeri yok. Yapacak bir şey yok. 1 centten sat. BNB 214'lerde, 210'lardan falan yavaş yavaş bir yükselmek istiyor gibi gözüküyor. Ethereum 1634'lerde. Solana hayvancığımız 19'dan aşağı bir salıyor, bir çıkıyor, bir salıyor, bir çıkıyor. Öyle devam. Solana'mız biraz geride kaldı 76'larda. Aurora'mız da o yükselişten bir geriye bayağı bir saldı herhalde ve 13'lerde. Aurora'nın bir şeyler yapması lazım dostlar. Hem kazançlar Aurora bazında azaldı hem de Aurora'nın fiyatı çok aşağılarda kaldı. Belki yeni giren için tatmin edebilir ama bizler için zarar demek. Bir şeyler yapacaklar herhalde. Ben de fikirlerimi zaman zaman ekibe iletiyorum. Neler yapılabilir? Pozitif anlamda yapıcı olarak eleştirilerimi de iletiyorum. Dolar ve sterlin için değişen bir şey yok. 33 küsür ve 27 küsürlerde takılı kaldı. Borsa tabii hafta sonu kapalı. Tarkim herhalde en son şeyden aldığımız mı? Buraya yeni şeyleri de eklememiz lazım. 3 tane hisseye başvurmuştuk halka arzlardan. Onlar da bu hafta pozitif gidecektir. Sonra da bozarsa satabilirsiniz. Ebebek vardı. O yine halka arzlardan. Tavanı bozanlardan da onu size söylemiştim. Ben de az bir şey işte halka arzdan düşen vardı. Satmadım ben onu. Böyle birazcık daha ismi cismi bilinenleri aslında satmasak da olur diye düşünüyorum. Zaten az bir miktar alabiliyoruz. Satsan ne olur, satmasan ne olur ama böyle bir sürü her aldığını da biriktirmeye de gerek yok. Sonuçta 2x yapmışsın, 300 liralık almışsın, 600 olmuş. Böyle eline onları da nakite çevirip daha bilindik hisselere kullanabilirsin diye düşünüyorum. Ben öyle yapacağım. Evet dostlar, hızlı bir videoyla olayı bitirdik. Şu Super Walk'u bir son gösterelim ve sonra da bitirelim. Burada gördüğünüz gibi enerjimiz var. Puanlarımızı kazanıyoruz ve saat 18'de şeye dönüştürülüyor. Volk'a dönüştürülüyor. O yüzden o anda o gün sana lazım olacağını düşünüyorsan saat 18'den önce yürürsen o günkü Volk'lar 18'de saat pointler daha doğrusu Volk'a dönüştürülür, kullanabilirsin. Ama bizim için fark etmiyor. Yarın 18'de dönüştürülse de bir şey değil. Bir gün gecikmeli olarak geliyor yani. Şu gemler önemli. Mintleme videosunu izleyin. Seviye yükseltme videosunu izleyin. Orada tablolarda hep gemleri göreceksiniz. Yürüdükçe kazanıyorsunuz ve işlemlerde kullanıyorsunuz. Evet dostlar, şimdi ben bu uygulamadan birazcık daha böyle size temel şeyleri anlattıktan sonra birazcık yatırımımı arttırmayı düşünüyorum aslında. Biraz daha nadir ayakkabılarla, biraz daha seviye yükselterek, bütçemizi de arttırarak burada sonuçta bir saatlik bir yürüyüş yapıyoruz. Ana temel ayakkabımız biraz daha iyi olursa kazancımız da daha iyi olacaktır. O yüzden ben ilk girdiğim uygulamalarda biraz böyle parayı önce biraz kazandıktan sonra bir şeyler yapmayı seviyorum. Çünkü hem o süreçte fiyatlara bakıyorsun. Token'in fiyatına bakıyorsun. Ayakkabının veya neyse o NFT onun fiyatına bakıyorsun. Bir süredir biz bir aydan fazla zamandır kullanıyoruz. Ayakkabı fiyatları genel olarak pozitif o anlamda değişiyor. Token'in fiyatında pek bir değişiklik yok. Ve kazançları iyi gidiyor. Böyleyse biz de biraz da kazandık oyun içerisinden. Mintlemelerden biraz kazandık. Biraz yürüyüşlerden kazandık.
O yüzden birazcık yatırımımı arttırmayı düşünüyorum. Evet, bugün de bir videonun sonuna geldik. 20 dakikaya bir sürü bir şey sığdırdık dostlar. Şimdi baktığınız zaman şu ekranda bir sürü uygulamamız var. Hatta DAO Go Green var. Onu da unutmayın. O site içerisinden açıldığı için biraz unutturuyor kendisini. Günde girip NFT'niz karşısında o ikilerinizi alın. 3 tane quiz yapıyorduk biliyorsunuz ve o şekilde devam ediyoruz. Aura'yı biliyorsunuz. Step zaten biliyorsunuz. Yürüyüş ekranımız şu an şurada açık zaten. Loku bilmeyen kalmadı herhalde. Aslında çok daha fazla kişiye belki ulaşabiliriz ama insanlar korkuyor olabilir, çekiniyor olabilir. Kriptoyu bilmeyen bir sürü kişi var. Veya şimdi ben mesela günlük 500 dolar kazanıyorum diyorum. Oyunu da açalım bu arada. Ve adam 500 dolar çok abi, günlük 500 dolar. He, onu bir hesaplayalım demiştik ya. Türk hesabı, Türk usulü hesap. 540 dolar günlük çarpı 27,5 desek, USDT daha doğrusu. Günlük biz 14.850 lira mı kazanıyoruz dostlar ya? Bu paralar nerede gerçekten ya? Hiç elimize para geçmiyor. Tabi kazandığımızdan belki fazlasını geri yatırıyoruz ama sonuçta bir şekilde bu parayı kazanıyoruz abi. Matematik ortada. Çarpı 30 desek, oha, neredeyse 500 bin lira aylık. Aylık 500 bin lira mı kazanıyoruz? Gerçekten ben bile inanamıyorum. Takipçiler nasıl inansın? Ama 5-6 aydır, hatta bizi çok daha eskiden takip eden arkadaşlarımız var. İlk videodan itibaren tabi gelip bakabilirsin. Videolar duruyor orada. Yeni gelen de izleyebilir de. Ama onlar her gün videolarımızı izliyor ya. İnanacaklardır en azından. Şöyle bir sıkıntımız var. Her zaman söylüyorum. Geçen sohbette de bahsettim. Haftalık sohbetlere katılmayı ihmal etmeyin dostlar. Havadan kazandığınız bir para. Level 2, 3'lerde ben sizi çağırdım ya. Siz de birini çağırdıysanız o da gelsin. Onlar da alabiliyor. 3. seviyeye kadar gelebiliyor. Orada da bahsettim. Neydi bak gene. Orada da böyle araya laf girdiği zaman yine önemli söyleyeceğim bir şey unutmuştum. Ne diyecektim ya gene? Bu unutkanlık meselesi sanki benim daha bir unutmaya başladım. Eskiden böyle unutmuyordum. Birçok konuyu aynı anda anlatıyordum falan. Neyle ilgili konuşuyordum? Şimdi orada bana sohbeti hatırlatıyordunuz. Şimdi hatırlatacak kimse de yok. Kendim de hatırlayamadım. Neyse, önemli değil ya. Tamam, o zaman bitirelim videoyu. 500 bin lira aylık kazanıyorum. Ha, şeyi söyleyeceğim. Tamam, şimdi aklıma geldi. Dostlar, parayı kazanıyorsun, yatırıyorsun. Kazanıyorsun, yatırıyorsun. Bak, ben aylık 500 bin lira şu an çekmem lazım değil mi? Öyle bir para yok. Çünkü oyuna yatırmışım. Bazen hani az da olsa çektiğimiz olursa onu da başka oyunlara yatırmışım falan. Halbuki ben şu an 500-500 alsam zengin olurum ama zengin olamadım. Söylemek istediğim şu. FOMO'ya kapılıp sürekli bütçeyi arttırarak oyunda gitmek iyi değildir. Arttırırsın, arttırırsın, arttırırsın. Umarım olmaz ama uygulama çökebilir veya kazançlar azalabilir. Veya senin aldığın NFT çok daha ucuza satılabilir. Birçok oyunda başımıza geldi. O yüzden buna dikkat edin. Karın en azından bir yarısını, bilmem kaçını, belirli bir gün sayısı olarak çekim günü yapabilirsiniz. 3 gün çek mesela. 3 günü tekrar oyun içinde döndür. Böyle böyle amortinizi, kendi paranızı çıkardıktan sonra içeridekilerle takılırsanız, ben bunu size söylesem de kendimi pek uygulayamıyorum. Ama ben de gözden çıkardığım rakamlar bunlar. O bütçenize göre değişir. Ama bu bir taktiktir. Paranızı çıkartın, sonra devam edin. Evet. Söylemek istediğim bu. Bunlar önemli. Yine oyunla ilgili bir sürü detaylar var. Banlananlar var, dolandırılanlar var. Onları da artık başka bir videoda tekrar detaylı anlatırız. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Ben yürüyüşme devam edeceğim tabii. Bir saat yürümek. Devam.